Emekli işçiye 9 yıl hapis. Birleşmiş Milletler'de sansür skandalı. Perinçek'ten Bahçeli'ye 15 Temmuz şoku. Günün haberleri başlıyor. CHP grubu 24 Haziran'da yapılacak seçimde partinin Cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasına oy birliğiyle karar verdi. Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Hazır mısınız millet? Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle kürsüye çıkan Muharrem İnce, tarafsız olacağım, size emanet ediyorum diyerek parti rozetini çıkarttı. Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, sadece bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, MHP'lilerin, HDP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin, Milliyetçi Hareket Partililerin, sağcıların, solcuların, Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, Sünnilerin, herkesin cumhurbaşkanı olmak için. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk bayrağı rozetini takıyorum. 24 Haziran seçimlerinin startını Ankara'da 1. Meclis önünde veren Muharrem İnce, burada toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden seslendi. Yaşasın özgürlük! Yaşasın özgürlük! Yaşasın demokrasi! Türkiye'den Tanzanya'daki Gülen cemaati gönüllülerinin yaptırdığı hastanelere ilaç götürdüğü gerekçesiyle tutuklanan emekli işçi Abdurrahman Selçuk 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri merkezli başlatılan soruşturmanın ardından Selçuk'un evine baskın yapan polis ilaç ve göz ameliyatı malzemesiyle kitap ve dergiler bulmuştu. Selçuk Tem şubesinde yapılan sorgusunda göz ilaçları, göz mercekleri ve ameliyat malzemelerini sipariş üzerine Tanzanya'ya götürdüğünü söyledi. Ancak 2. Ağır Ceza Mahkemesi emekli işçiye silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluk durumunun devamını kararlaştırdı. Washington yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri alma kararına bir kez daha tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather North, Türkiye bir NATO ülkesi. NATO çatısı ve NATO anlaşmaları altında sadece NATO'daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir. S-400'ün NATO ile uyumlu olduğunu düşünmüyoruz dedi. Türkiye'deki basın özgürlüğünün durumu ile ilgili de konuşan sözcü, Türkiye dünyadaki diğer ülkelerden daha çok gazeteciyi hapse atmış bir ülke ve bundan ciddi anlamda kaygı duyuyoruz. Buradaki birçok Türk gazeteci arkadaşınız da ülkelerine geri dönemiyor. Çünkü Türkiye'ye giderlerse işlerini yaptıkları için tutuklanacaklar sözlerini kullandı. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Medeniyetler İttifakı ile Washington merkezli Haber Okuryazarlığı Merkezi NLP'nin Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle düzenleyeceği panel, Türkiye ile ilgili videonun çıkarılması talebi üzerine iptal edildi. Panelin moderatörlerinden Alan Miller, sansür talebinin geldiği Medeniyetler İttifakı yetkililerinin NLP'nin talebi reddetmesi üzerine paneli iptal ettiğini duyurdu. Kaldırılması istenen videoda Türkiye'de 4 gazetecinin suçsuz bir şekilde darbe girişimine destek verdikleri için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı ifade ediliyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, gazetecilerin susturulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ'de Birleşmiş Milletler'in bu paneli iptal etmesinden utanç duyması gerektiğini açıkladı. Amerikalı birçok gazeteci de basın özgürlüğü panelinde sansür talebine Twitter'dan tepki gösterdi. Söylenenlerin hepsi doğru. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı. Gül, herhangi bir tehdit söz konusu değil, ofisimde olduğu sözlerini kullandı. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Dolayısıyla gizli kapaklı bir tarafa söz konusu değil.
Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze veya herhangi bir saygısızlık bunlar asla söz konusu değil kesinlikle. Abdullah Gül'ün Maslak'taki ofisine helikopterle gerçekleşen ziyaretle ilgili haberler sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Tabii ofisimde olan bir. Milleti o fişleyemez. Millet Devlet Bahçeli'yi defalarca fişledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sert sözlerle eleştirdi. Karanlıklarda, kuytularda, deliklerde saklandığını... Devlet Bahçeli'nin fişi kalabalık diyen Perinçek, 15 Temmuz'da hangi delikteydi? Biz onu göremedik. Bu millet Bahçeli'nin darbe gecesi öne çıkamadığını, kuytularda saklandığını, fişe yazdığı sözlerini kullandı. 15-16 Temmuz'da fişlendi Devlet Bahçeli. O saklandığı yerde millet onu fişledi. Nereye saklanmıştı? Hangi delikte? 15-16 Temmuz'da Sayın Devlet Bahçeli'yi göremedik.